İnsan doğru yaşamak için mi nedense bir yönetilmeye ihtiyaç duyuyor. Bunun kaynağı ne? Birey neden yönetilmeye ihtiyaç duyar? Birkaç tane soru sorduğunda altı olmayan bir sürü öğretinin peşinden gidiyor kişiler. Ve birçok putperest oluyor, haberleri yok. İnsanlar gerçekten yaratıcıya değil, korkuya ya da karanlığa ya da şeytana tapar duruma gelmiştir. Oysa ki gel o son günü her an ölüyormuş gibi ama geçmişte ölerek yaşa. Dünyada 8 milyar insan yaşıyorsa, hiçbirimizin Allah'ı birbirine benzemez. Hayatınıza sözlerinizle aslında bir büyü yapabiliyorsunuz. Bugün eğer paraya muhtaç olup da çalışan dostlarımız, arkadaşlarımız bilsinler ki maddeyle, dünyayla araları bozuk. Parayla ilgili aranızı iyileştirmek için eğer bir kişi annesiyle bir tartışma, Hı. annesiyle ilgili bir kavga ya da bir sorunu varsa vatan toprağı ile ilgili sorun yaşayacaktır. Merhaba sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler. Beyza Akan YouTube'dan gönül dolusu sevgiler, selamlar. O kadar çok sevdiğim bir konuk ki çok mutluyum şu anda ağırlıyor olmaktan. Zaman zaman sosyal medya üzerinden, Instagram yayınlarından... Ee, kanalımıza konuk ediyoruz. Sizler de çok sevdiğiniz için ama ilk kez stüdyomuzu ağırladığım için ki ben bazı eğitimlerini davet etti katıldım hocamızın. Ünal Güner hocamızla birlikteyiz. Hem eğitmen hem yazar. Çok yönlü bir insan. Ünal hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel evet. enerjinizle geldiniz. Çok şükür. Ee, ne kadar güzel böyle bir programdayız. İnşallah faydalı e, kişilere de e, güzel böyle yararlar vereceğimiz, şifa vereceğimiz bir program olsun. İnşallah hocam. Televizyonda da ağırlamayı sizi çok severim. Yine televizyona döndüğümüzde inşallah bol bol yine ağırlayacağız hocamızı. E, çünkü çok kıymetli. Bize vefayı öğreten gördüğünüz gibi bir e, usta aynı zamanda. O yüzden her zaman kalbimizde çok büyük yeri var. E, Ünal hocam öyle bir süreçteyiz ki öyle kuvvetli enerjilerin olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz ki e, beyin de zihin de kalp de durmuyor. Böyle bir arayış halinde, bir sorgulama halinde. Bütün bunları düşünürken, sorgulamayı düşünürken özellikle şöyle bir şey sizinle de istişaret ederken e, sorgulamamız gereken bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum naçizane. Çünkü insanların hep deriz ya, hayat e, seçimlerden ibarettir. Kararlar, alınan kararlar bunun sonucunda yaşamak. İşte bunu bilimdeki karşılığı, kuantum dolanıklığı, olasılıklar olasılıkları doğurur gibi. Şimdi biz bir seçim yapacağız ve bu bir olasılığı doğuracak. İşte bundan da bu da böyle etkileyince dedim ki hocama sorayım. İnsan bir arada yaşamak için mi veya bireysel olarak yaşamak, doğru yaşamak için mi nedense bir yönetilmeye ihtiyaç duyuyor. Bunun kaynağı ne? Birey neden yönetilmeye ihtiyaç duyar? Olmazsa düzen olmaz mı bir yöneten olmazsa? diye sorayım. Evet çok güzel bir soru. Biz eğer kendi değerimizi, kıymetimizi, bize verilen değeri bilmiyor ve görmüyorsak, kendi güçlerimizi, bize emanet edilen yeteneklerin farkında değilsek, bu sefer kendimize değil o gücü dışarıda aramaya başlıyoruz. Yani o halifeliği, o bize verilmiş olan onun suretinde yaratılmış olmayı bir kenara verip, e herhalde dışarısı birileri benden daha iyi düşünebilir, benden daha iyi karar verebilir, kendi irademizi, kendi aklımızı bırakıp başkalarına yönelmeye başlıyoruz. Bu arada tabii ki istişareler olacak, birbirimizden alacaklarımız, vereceklerimiz, ışık tutacağımız alanlar ve birbirimize rehberlik edeceğimiz bir sürü farklı şeyler olabilir. Bu başka bir konu irademizi başka kişilere vermek ve kendimizi yönettirmek başka bir şey. Eğer biz kendi irademizi kullanmıyorsak başka iradeler oraya girer ve bizi kullanır. Kullanmak demek nedir? Kul yani köle oluruz. Şimdi öyleyse Hı. köle olmayı mı seçeceğiz, efendi olmayı mı seçeceğiz? Şimdi dostlarımıza ben şunu sorarım. Telefonu açtığında efendim diyor, değil mi? Evet. Bu bir öğretimdir. Bu bir empozisyon ve kültür mühendisliğinin dayattığı bir şeydir. Ya da buyurun diyorsun. <laughs> Bana bir şey buyur diyorsun. Şimdi kim o? Karşındaki kişi efendi yerine koyduğun. Yani sen otomatikman zaten iradeni ve efendiliğini bir kenara bıraktın. Ondan sonra soruyorlar. Ya şimdi ne diyeceğiz? Şimdi önce bu dayatılanı değil. Ki mesela bazı e, sömürge ülkelere gittiğimde de çok benzer bir şey görüyorum. Yes sir. Yani adam hiçbir dil bilmiyor, hiçbir kelime bilmiyor ama bunu öğrenmiş Filipinler'de, Endonezya'da işte bazı yerlerde. İşte Türkiye'de de önce burayı yakalamak önemli. Yani yönetilmeye gönülden razı olmaktan önce bir gel bakalım. Niye efendim diyorsun? Buradayım. Ben Ünal. Nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi hani bir telefon açarken dahi. Evet. Ya da buyurun efendim. Şimdi önce dilde e, bir fark ediş yapalım. Bu bir nezaket göstergesi değil, değil o zaman. Başka bir yani anlayış. Bunun yok. karşılığı ha değil. Sizi dinliyorum. Bir talebimiz mi var? Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bakın bir sürü kelime var. Yani kelime yok değil. Fakat burada kültür mühendisi nasıl çalışıyor ve üzerimize neler yapıldı burayı görmek için söylüyorum. Oysa ki Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Hanım efendiler ve bey efendiler. Önce bir efendi olmayı görelim. Alalım içimize kabul edelim. İş yani sadece hani lafta değil bir de uygulamada da olmalı. Biz eğer kendi hayatımızı yönetmiyorsak o zaman burada değiliz. Burada değilsek neredeyiz? Ya geçmişte ya gelecekte ya da birilerinin bize empoze ettiği bir düşüncenin içindeyiz. Ve onların hiçbir tanesi biz değiliz. Bu sefer oraya varlığımızdan, özümüzden bir ilham gelse ya da yüreğimizden bir ses, bir seda gelse, bir rehberlik gelse duyabilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü o da değiliz. Biz başkalarının ya da dışarının dediğine inanmaya alışmışız. Şimdi buraya birkaç tane ekleme yapalım. Buyurun hocam. Örneğin sadece eski iyidir. Yani eskiden olan her şey çok iyi, şu andaki her şey çok kötü. kötü. Bu yine bir empozisyondur. Niye eski iyi? Niye şu an iyi değil? Eski geldi, geçti ve bitti. Ve bizim tek varlığımız, her birimize hani sorduğumuza şu soruyu, yani senin neyin var diyorum. İşte bak arabam var, evin var, sevgilim var, karım var, kocan var, şunlar bunlar. Diyorum ki o hiçbir tanesi senin değil. Neden? Hepsi geçici onlar belli bir dönem senin kullanacağın eşyalar, birlikte olacağın insanlar bu hayat, bu can dahi senin değil. Ama senin çok önemli ve çok özel bir şeyin var. O da an. Öyleyse senin yegane varlığın olan, sana emanet edilmiş olan anın kıymetini bilirsen ve orada onun içinde olursan hayat çok güzel, çok lezzetli ve neşeli olur. Şimdi Öyleyse biz buraya gelmediğimizde kendimizde olmadığımız için bu aracı, bu hayatı doğru bir şekilde kullanabilme ehliyetini de alamıyoruz. Hmm. Ve bu sefer bizi arabamıza değil de otobüslerle, turlarla birileri bir şeyi bir yere götürmek durumunda. Evet. İşte birileri bir tarikatın içinde götürüyor seni, birileri işte bir düşünce kalıbının, hatta bilim tarikatlarının, materyalizm sistemlerinin, bunların herhangi bir tanesinin hani. Bir, birkaç tane soru sorduğunda altı olmayan bir sürü öğretinin peşinden gidiyor kişiler. Ve birçoğu putperest oluyor, haberleri yok. Çünkü dışarıya tapmak bunladı. Kendinde olmayan ne yapacak tabii ki? Anahtarını birine verecek, beni buradan buraya sen götürür müsün diyecek. Oysa ki evet rehberlik sistemleri de vardır. Tabii ki dünyanın her yerinde her zaman vazifeliler vardır, görevliler yardımcılar hani bir sürü e, dünyaya enkarne olmuş varlıklar da vardır ama onların görevi seni bir yere götürmek değildir. Sadece işaret etmektir. Hı hı. Bak. O aradığın ağaç var ya işte şuradan sağa dön. Bak şurada görünen tepenin üzerinde. Bu kadar. Yani herhangi birimizin birbirimize yardımı da bu kadar. Hiçbirimiz alıp da sırtımıza hadi gel ben seni götüreceğim, ben seni iyileştireceğim, ben seni şifalayacağım, ben seni değiştirip dönüştüreceğim deme hakkına bile sahip değiliz. Kişinin talebi varsa da soru soruyorsa da o ağacın yerini gösterebilir tüm vazifelilerde. Şimdi diğer taraftan biz eğer yönetilmek istiyorsak evet. tabii ki bu sefer gel diyor seni o otobüslerle sürüye götüren ve bu sefer o sürülerle haydi hep beraber korkacaksınız korkun Savaş geliyor. Açlık geliyor. İşte bak virüsler geliyor. Bilmem neler geliyor. Biat edin bize diye. Şöyle yapmazsanız böyle evet. olur. Böyle yapmazsanız bu evet. gelecek başınıza. E bir bakıyorsun Gibi. bir korku dini. İnsanları korkutarak. Korku İklim dini. şöyle geliyor. Evet şu anda insanlar e, gerçekten yaratıcıya değil korkuya ya da karanlığa ya da şeytana tapar duruma gelmiştir. Nerede o bir olana gerçekten güvenerek her şeyin ondan geldiğinin eminliğiyle yani bir taş bile kımıldıyorsa, ayağın bir taşa dahi takılıyorsa ondan bilmenin bilgisi ve eminliği nerede? Bir bakıyorsun ki ya garanti alalım, önlem alalım, korkalım. Tabii ki tedbirli olacağız. Bu tedbirsiz olmak, akletmemek, aklımızla çeşitli konular ve olaylarla ilgili bağlantı kurmamak demek değil. Ama önce kendimizde olalım ve kendimizde de nasıl olacağız? Şimdi hemen soracak dostlarımız. Ben kendimde nasıl olayım? Önce duyularımız var, duyu ölçerlerimiz var, sezilerimiz var, hislerimiz var, algılarımız var, duygu ve düşüncelerimiz var. Ama bunların hiçbir tanesi ben değilim. Bunlar benim enstrümanlarım, müzik aletlerim. Ve bunların sesleri, notalarıyla bana verdiği çeşitli e, ölçülerle ben bir fizibilite yapacağım. Bakalım nasıl Adım atayım. Neye karar vereyim? Ve her birimiz... Şimdi çok basit bir belki kavram bu. Tamam. Her an sadece iki seçenek içerisinden bir tanesini seçmek durumundayız. Böyle ilerliyoruz değil evet. mi seçerim? Sadece sıfır mı bir mi? Evet, evet mi hayır mı? Yani en az akıllımızdan en çok akıllımıza dahi sadece sistem bize bir soru soruyor. Evet. Hangi seçeneği istersin? Ve sen eğer faydalıyı seçebilecek durumdaysan, akledebiliyorsan ya da seçtiklerin seni o hep doğru tarafında götürüyorsa bir bakıyorsun ki hayatın huzur, cennet ve tatlarla dolu olmuş. Ama faydalıyı değil de faydasızı seçiyorsan oyalanmışsın ve zaman kaybetmişsin. Peki eğer sadece bizim an dediğimiz şey varsa kendimizde ve hayat zaman anlardan oluşuyorsa ve biz, biz bunları Paydasız yere kullandıysak ne yaparız? Zaman kaybederiz. Evet. Ve bu dünyada eğer zaman bu kadar kıymetliyse zaman kaybetmek demek bize verilmiş olan en değerli emaneti çarçur etmek, harcamak demektir. Çünkü birçok kişi de şunu görüyoruz, son nefesinde ya keşke şunları şunları yapmasaydım. Bir şansım şey daha olsaydı. Evet. evet. Oysa ki gel o son günü her an ölüyormuş gibi ama geçmişte ölerek yaşa. İşte bu geçmişte ölerek yaşamanın adı şehitliktir. Ama öyle ölebilmek de çok kolay bir şey değil. Yani geçmişte yaşadığın bir sürü haller, travmalar, <laughs> işte sevinçler, neşeler ve belki de bir sürü paylaşımlar var. İşte geçmişte ölebilmek için onların bilgisini almaya ihtiyacımız var. Onların mesajını ve faydasını alıp faydasızlarından da sakınmayı öğrendiğimiz anda ölümü kabul edebiliyoruz. Biz ona bırakmak diyoruz. Vazgeçmek değil. Bırakmak. Vazgeçmek de yani gözün arkada kaldı gitti ama hani vah gelin işte bilmem ne diye. İstemeyerek gibi kontrolü <laughs> evet. düşünmek. Evet. evet. Ama bazı durumlarda da o da bir aşamadır. Çünkü birçok kişi ona sunulan emanet edilen şeyleri bırakamadığı gibi... Artık çürümüş ve kokuşmuş olan bir hali, bir anıyı da bırakamıyor. Ve o anılar içinde yüzenler, o anılar denizinin içinde boğulmaya mahkumlar. Yani e, evet bu biraz sert ve acı gibi görünse de bir gerçeklik bu. Ne zaman ki biz o içinde gezdiğimiz, aa bak bu ilişkimde şöyle oldu, hayatımda bunlar oldu, işte evet. ya da bir kişiye kızma ihtiyacı, kendini özellikle kodu etme, yargılama ve suçlama ihtiyacından özgürleşmek burada çok önemli. Çünkü bunlar birçok kişi yönetiyorlar. Eğer biz bizi yöneten işte bu duygu ve düşüncelerden, bu kalıplardan özgürleşemiyorsak onlar bizim hapishanemiz oluyor. Ve bugün çok çok hani fazla kişi %95'ler, %98'ler bu parmaklıkların içinde yaşamayı seçiyor. Zaman hapishanesinin içinde. Zamana bağlı. Sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyor. Oysa ki yetişeceğin yerdesin zaten. Ama yetişeceğin yerde olduğunu anlayabilmek için bir buraya kendine gelme ihtiyacın var. Onun için atalarımız çok demiş bunu. Kendine gel. Evet. Şarkılar evet. Kendine gel. <laughs> kendine gel. İçine dön. Evet. E, tabii bu hani kendimize gelin deyince, nerede yani? Çünkü o kadar dışarıda ve dışarıyı dahi o kadar dışarıdan bakarak gözlemledik ki belki geçmişte önce içeriden kendimize ondan sonra da bir içeriden dışarıya bakmayı görmek. Bunun adı merkezimize gelmek. Ben buna pergel olmak diyorum. Yani ayağın kendi evet. merkezinde. Tasavvur ve... etmek daha kolay oldu böyle. Evet. Evet. evet, evet. Ve sen şimdi nereye gidiyorsun? İşte bir dostumun, bir arkadaşımın ziyaretine gidiyorum. Duygusuna, düşüncesine bir empatiye gidiyorum. Ya da bir hayal ortamında bir yerlere gidiyorum ya da bir fikrin bir düşüncenin içine gidiyorum. Ya da bir manevi alemde bir sürü yerleri seyretip gel geliyorum. Ama benim evim pergelin merkezi işte o hani sivri evet. ucun olduğu yer merkezine gelmeyi bilmiyorsa herhangi bir yere gittiğinde gelemiyorsa kişi nelere ihtiyaç duyuyor bu sefer korkulara ihtiyaç duyuyor. O korkuların başında derinlik korkusu yükseklik korkusu. Bir sürü fobiler, hayvan korkuları, bunların her bir tanesi her birimize alanımızı korumak ve tekrardan merkezimize dönebilmek için şuur altımızın, varlığımızın bir yardımı. Ya olur mu? Korkunun yardımı olur mu? Ya da işte bu kadar olumsuz bir duygunun yardım olur mu? Hayatımıza yaşadığımız her türlü olumsuz zannettiğimiz şey dahi hayrımıza. Bir rehberliği mi vardır onların? Evet. Çünkü o korku olmadan da sınırımızı, haddimizi bilemeyip pergelin ucunu o kadar açıyoruz ki geri dönemiyoruz. Hani ayağınızı mesela bazen çok açarsınız bir türlü toplayamazsınız. Yuvarlanarak gelirsiniz. Ama haddini ve sınırını biliyorsan ne kadar açacağını bilirsin. İşte bu hem manevi ve ruhsal çalışmalarda medyonomik ve işte diyelim ki meditatif ya da ibadet esnalarında. Şimdi işte mesela bazı kişiler ne yapıyor? Hadi diyorlar biz esma çekelim. Hadi bilmem evet. ne mantra çekelim. <laughs> Var öyle mesela Hint sistemleriyle ile ilgili Var. böyle derinlere dalan. Ya ne yapıyorsunuz? Ya işte biz bilmem günde bilmem kaç bin tane bunu yapıyor. Ne zaman yaşayacaksın bunu diyorum. Ya e ama önemli olan diyor ben burada bir hal yaşıyorum ya. E tam da yıllardır bunu yapıyorsun. Öğrendiğin bilgi ya yani şu şehirde bir uygulayalım. Bir şehir evliyası ol. Daha da hepimiz ereriz. Hepimiz uçarız. Meditatif olarak her birimiz biz çok şey yapabiliriz. İş diyoruz, uçmak değil, konabilmek. Bu arada herkesin zivaya çekiliyor hocam. Değil mi? Önemli olan evet, kalabalıklar evet. içinde o hale işlemini. Yani emin olun e, işte kamplarımıza katılan evet. arkadaşlarımızın birçoğu görüyordur. Her birimiz uçarız. Gördüm, her birimiz, tanık oldum. Evet, evet. Her birimiz manevi alemler Müthiş. içinde, hani bütün böyle serilen güzelliklere gideriz. İş, dönebilmek, konabilmek ve oradaki faydayı hayatımıza uygulayabilmek. Hal ehli olabilmek iş bilmek de değil. Birçok kişi kitap okuyabilir. Birçok şeyi öğrenebiliriz. Tamam da hangisini uygulayacak hale geldin? Hangisini haline geçirdin? Çünkü bu beden öldüğünde öğrendiğin her şey burada kalıyor. Ama ekstratı haline geçtiyse ancak özüne ve ruhuna götürebiliyorsun. Çünkü hafıza gitti, hepsi bitti. Bedenle beraber öldü. Öyle. Evet. Ama buradan taşıyacağımız şey işte bu güzel halle halleşmeler o muhabbetin içinden sızan sevgi aşk ve güzel tatlar. E tabii bazıları da şimdi öfkesini nefretini kızgınlığını belki e, bir odun olarak götürebilir beden ötesine. Evet. Yani o odunlar onun yakacağı olur. Sizin o sevgi pınarlarından evet. götüreceğiniz şerbetler de sizin oradaki abı hayat evet. şerbetleriniz olur. İşte hangisi cennetin ırmağı olsun. Ve bunları biz her birimiz hayatımıza an beyan seçiyoruz. Şimdi nasıl bir hayatımız olsun? Cennetimiz mi olsun, cehennemimiz mi olsun? Şimdi eğer insanları ayırıyorsak, o şuncu, bu buncu, bu bu dinden, bu inançtan, şu işte şuna bilmem ne yapıyor, sana ne? Her birinin Allah'ıyla ilişkisi kendinedir. Şimdi bakın, dünyada 8 milyar insan yaşıyorsa, hiçbirimizin Allah'ı birbirine benzemez. Her birimiz soralım gidelim annemize kardeşimize. Herkes zaten hani okusada kutsal kitaplardan aynı manayı da çıkar. Bana ne hissettiğini göre, söyle. Evet. Yani hemen komşularımız arkadaşlarımıza görüşelim. Ya anne sen senin şu kafandaki içindeki hissettiğin Allah'ı bana al. Benimki öyle değilmiş. Ben de böyle. Sen de böyle. Peki bu kadar farklı olması bir aykırı ya da ayrımcılık mı? Hayır zenginlik. Her birimiz o bütünün bir tarafının güzelliğini görüp hissetmemizdir bu. Öyleyse bakın daha bir dediğimiz şeyde bile birleşemiyorsak. Biz fikirlerde, inançlarda illa da aynı şeyi düşünmemiz, aynı şeye inanmamız gerekiyor mu? Hayır. İş tabii ki o güzel ahlakın içerisinde kendimizi geliştirerek, yetiştirerek işte bütün o büyük öğreticilerin gerçekte bize anlatmak istediği kendini bulabilmek, kendini bilebilmek, ve bunun içinde ihtiyacımız olan güzel ahlakın tamamlanmasında destek alabilmek. İşte bunun için belki bir sürü öğretiler var, felsefeler var, evet. kutsal kitaplar var. Bunlardan tabii ki rehberlik alıp fayda almak çok önemli. Ama hiçbir tanesi put değildir. Put etmek doğru değildir. Ki mesela benim böyle çok lisedeyken falan okuduğum bir kitap çok etkilemiş zannediyorum. Şebrüslerinin de. Birinci dersin oğlum diyordu. Dinini sakın put etme. Ya dedim insan dinini put eder mi? Din halbuki şöyle. Daha sonradan gördüm ki gerçekten birçok insan kendi inançlarını hatta yaratıcıların dahi put eylemiş. Yani onun birliğinden dışarıya çıkmış. Şirk koşmaya başlamış. Hmm, burada putlaştırma kavramı. Evet. Anonsi. Oysa ki bir bakıyoruz ki bütün peygamberlerin aslında yaptığı ilk iş putları kırmak. kırmak. Biz zannediyoruz ki oh ne kadar güzel gittiler putları kırdılar put kalmadı. Put pres olmayanımız var mı diye çevremize bir bakalım. Hatta yani bilim insanları da böyle maddenin içindeki birçok şeye tutunuyorlar. Ah bu doğru değişmez. Ya olur mu bilim değişmek durumundadır. Şu ana kadar bulduğumuz bu gerçek ve bu değişecek. Değişmesi kıymetli çünkü genişliyoruz, büyüyoruz insanlık olarak, anlayış olarak, fikir olarak. Peki maneviyat değişmez mi? Değişir. An beyaz biz büyüdükçe elimizdeki okuduğumuz bütün kutsal kitapları bambaşka anlayacağız. Orada belki o ayet aynı yazacak ama sen dönüştüğünde başka konuşacak. Ya olur mu dün başkaydı bu ayet bugün başka diyeceksin. Hayır orada yazan aynı ama dönüşen gelişen sen olacaksın. İşte bu bizi... Kendi varlığımız, hı hı. kendi özümüz ve kendi merkezimizde olmak yönettiğinde ancak açığa çıkan bir şey. Eğer dışarısı yönetiyorsa şuraya koşun, hadi koşalım. Buna evet. inanın, inana, inanalım. O zaman hür irademiz çok da geçerli evet. değil bu durumda. Bugün e, her birimiz kendimize şunu soralım. Ben ne kadar özgürüm? Evet. Ben ne kadar gerçekten bir şeyi kendim istiyorum, ne kadar birileri istetiyor? Yani evet bu tamamen benim kararım. Şöyle yapmak, şu okulu okumak, şu işi yapmak, şu kişiyle evlenmek, şu kıyafeti almak, şu programı, şu filmi seyretmek. Gerçekten bunu tamamen ben istedim diyeceğimiz ne var? Ve arkasında bir bakıyoruz ki aa yani nerede ben varım? Hani böyle lahanayı soyar gibi çıktığında bir bakıyorsun ki bir şey kalmayabilir. Peki değişebilir mi? Tabii ki. Ve gerçekten ben kendimi dinlemeyi öğrenebilirim. Kendimizi dinlemeyi öğrenmek için önce hayatı dinlemek, dışarıyı dinlemek. Belki yakınlarımızdaki insanları dinlemek çok önemli. Dinlemek o kadar önemli bir sanat ki, aslında içeriye alabilmek demek. Bugün alamayanlar, almaya kapalı olanlar, hı hı. madde ve dünya ile arası bozuk olanlar dinleyemeyenlerdir. Çünkü iç sesini de duyamayanlardır. Eğer kulaklarla ilgili bir sorunu varsa, böbrek ve su sistemiyle ilgili, hormonlarla ilgili bir sorunu varsa kişinin dinlemiyordur. Yeteri kadar su içmiyordur, yeteri kadar hayattan alamıyordur ve sürekli ama fakat diye konuşulanlara itiraz ediyordur. Bakın kaç yoldan okuduk, kendi taraflarımızı, parçalarımızı evet. koyduk. Şimdi siz konuşurken çok sık sık ama diyen varsa alamıyor. O kişi su da içmiyor. O kişinin hormonları da bozuk. O kişinin bir şey almaya da tepkisi var. Peki bu neden? Veremediği ve bırakamadıkları çok. Şimdi bakın nereden nereye evet, geldi. Evet çok ama diyen varsa <laughs> çevrenize dikkat edin evet. ya da siz diyorsanız. Çünkü benim öğrendiğim, bildiğim, benim dediğim dedik. Yeni bir şeye kapalıyım. Peki yobazlık ne? Cahillik ne? Öğrenememek, alamamak. Bir şeyi öğrenememek ne kadar kusursa öğrendiğini bırakamamak da bir kusur. Öyleyse evet öğrenmek çok güzel. <laughs> Kendimizi öğrenmeye açacağız. Ve alabilen olabilmek için yer boşaltacağız. Yani diyelim ki şu anda bazı seyircilerimizi anlattıklarımız yeni gelebilir. Aa dur bakalım. Yani şimdi benim bildiklerim var bunlara uymuyor. Ya bütün bildiğini bırak gel şimdi yeniden aklederek bakalım. Eğer bir ilim, mantık, akıl ve matematik içerisinde değilse o doğru değildir bakın <laughs> yani anlattığımız her şey ister manevi olsun ister spritüel diyelim ister materyalist diyelim eğer bir matematiği yoksa akla akledilemiyorsa bilin ki yanlıştır onun için mesela e, bizim yaptığımız çalışmalar atölyeler her bir şeyin önce matematiğini göstermek üzeredir Kendini bilmek mi? Gel bunu matematiğini yapalım. Söz mü? Sözlerimizin matematiğini yapalım. Sözlerin etkisi, gücü değil mi evet. hocam? Yani bir kişinin konuşmasından onun geçmişte ne yaşadığını ve geleceğe ne yansıttığını okuyabiliriz. Kaderini okuyabiliriz. Bu bir sihir değil, matematik. Hocam olumsuz gelişme kullandırmaz asla biliyor musun? Asla dedim şu anda. Hocamla konuşurken böyle oluyorum. İnanın ee, birden hazırlıksız yakalanmış gibi oluyorsunuz ve kullandığınız cümleler içinde o kadar çok olumsuz kalıp kullandığınızı fark ediyorsunuz ki hakikaten çok zor. Ben konuşmaya imtina ediyorum. E, çünkü çok olumsuz kelime kullandığımı, günlük yaşama yedirdiğimi fark ediyorum ve bununla yüzleşiyorum. Çok güzel bir öğreti oluyor benim de Sağ olsun hocam. E, çünkü kelimeleri gücünü kitaplarında da çok güzel anlatır hocam. Bir şekilde yine oraya da gelmiş bulunuyoruz. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Evet. Mesela e, işte ifade tamiratçılığımız evet. var bu konularla evet. ilgili ya da söz büyücülüğü diyoruz. Hani Hayatınıza sözlerinizle aslında bir büyü yapabiliyorsunuz. Peki nasıl mümkün bu? E zaten her şey bir titreşim. Yani gördüğünüz bütün madde aleminin bir hareketi var ve her hareketin bir sesi, bir titreşimi, bir frekansı var ve siz benzerle benzeri çeker ilkesini kullandığınızda tabii ki ifadelerinize de, davranış, duygu ve düşüncelerinize de benzer enerjileriniz kendinize çekebilmek diye bir yasa var. Yani nasıl ki toplumun bazı kuralları ve yasaları varsa... ilahi yasalarda... mükemmel bir şekilde işler. Bu sebepten dolayı aslında olmuş olan her şey... tam ve mükemmel bir şekilde... yasalara uygundur. İşte biz bunu okuyabildiğimize şunu deriz. Ya olan o kadar mükemmel ki hiçbir şeyi dokunup değiştiremezsin. Diğer taraftan... biz bir şeyi değiştirmek değil dönüştürebiliriz ki bunun adı iyileşmedir. Bakın. Şimdi hmm. birçok iyileştirici, şifacı ya da hekim, doktor ya da evet. sağlıkçının belki dikkat etmesi ya da e, altını çizilmesi gereken nokta şurasıdır. Biz hiç kimseyi iyileştiremeyiz de. Kişi bir doktoru, bir şifacıyı, bir sağlıkçıyı kullanarak kendini iyileştirebilir. Yani o karar verir. Hmm. O kendi iyileştiricisi ya da şifacısını kendi seçer ve talebi varsa da kendini iyileştirir. İsterse talebi evet. varsa. Tabii ki işte buradaki evet. şifacının doktorun müdahalesiz ve hazır bir şekilde karşısındaki insana yardımcı olurken orada kendini iyileştirebilmesidir asıl olanda. Aa, onun da öyle bir görevi var bir evet. şey dersi var Tabii orada. Çünkü çok Hiçbir ilginç. şey tesadüfen bir araya gelmez. Her birimiz ağzımızdan çıkanı ve eylemi önce kendimizi anlatır ve kendi ihtiyacımızla buluşuruz. Onun için mesela hangi branşta kişi hekimlik yapıyorsa o branşla ilgili önce öğrenmesi gereken ve kendisini şifalaması gereken alan vardır. Yani bir ortopedist önce hayatın yapısı ya da e, mekanizmasını kendi kemik sistemini iyileştirmek durumundadır yaptığı ameliyatlarla ya da işte bir böbrek evet. kendi korku ve endişeleri yani her birisi her biri mesela ben önce kendime bakarım söylediğim her şey önce kendi kulağımadır çünkü benim ifadelerim ruhumun borazanıdır yani ben ne kadar duyurmaya çalışıyorsam o kadar duymaya ihtiyacım vardır o kadar bu alanlarımı daha iyileştirme ihtiyacım vardır yani seçtiği branş doktorun kendi tekamülüyle ilgili bir her birimizin alan. mesleği dahil Meslekte dahil. Evet. Evet. Yani e, bir hukukçu da e, adalet ilahi adaleti adalet. o kadar öğrenmeye ihtiyacı vardır. Tüm o adalet sisteminin içinde çalışanlar. Öyleyse hayat her an bizi tamamlayan bir unsur var. Konuşturucu için. hocam. Ben konuşturucu. <laughs> Şimdi siz dikkat ederseniz e, daha çok dinleyen, dinleyen. ve yönlendirensiniz. Evet. Öyleyse hayatı dinleyip hayatınızı yönlendirmeye evet. ihtiyacınız var. Yani bunu kendi iç varlığınızı hayatın içine koyarak güzel sergilemeye ve kendinizi böyle çok daha iyi bir aynalamaya ihtiyacınız var. Yani insanların içindeki bilgileri çıkartıyorsunuz ya. Evet. Şimdi kendi içinizdeki bilgileri de aynı şekilde çıkartarak hayatınıza güzelce yansıtmaya ihtiyacınız var. Bu sefer ne oluyor? Tat geliyor. Şimdi bugün birçok dostumuzun, arkadaşımızın e, ifadeleri şudur ki, ya işte param var, pulum var, He. işte şunlar bunlar var ama bir şey yok. Şey i̇şte istedim. olmayan şeyin adı tat ve en önemlisi tat. Çünkü tat içinde gizli ruhumuz. Yani biz bir şeyin tadını alabiliyorsak ruhumuza irtibattayız. Yoksa kalanı madde. Madde değersiz değil ama maddenin içindeki ruhla birlikte değerli. Yani onun içindeki ışığı, onun içindeki eğer güzellikleri görebiliyorsak evet madde çok güzel. Ama can çıktığında beden ne işe yarar? İşte biz de maddenin ya da bize sunulmuş olan güzelliklerin içindeki tadı alabiliyorsak ruhumuzla, ruhla buluşabiliyoruz. Öyleyse hedeflerimizi ve önceliklerimizi şimdi bu perspektifle bir daha değerlendirmemiz doğrudur. Ve ben birçok arkadaşa şunu söylüyorum. Ya neden bu işe çalışıyorsun? Ya mecburum. Hayır mecbur değilsin. Sen sınırını ve haddini bilmediğin için mecburiyet sınırı koydun. Ya da <laughs> e, bugün eğer paraya muhtaç olup da çalışan dostlarımız, arkadaşlarımız bilsinler ki maddeyle dünyayla araları bozuk. Arayı düzeltin. Maddeyi dünyayı sevmemek değil bizim işimiz. Bizim işimiz bedeni parayı içmek değil. Ya olur mu? Para sevilir mi? Bak biz parayı sevenleri görüyoruz. Ne haldeler? İş parayı sevip sevmemekle değil. Onun kulu olup olmamakla. Yani Full para of. seni yönetiyorsa korkuyorsun ve parayı sevmiyorsun kaçıyorsun. Oysa ki parayla barış ki parayı yöneten sen olasın. Para senin sözünü dinlesin. Sen paranın sözünü dinleyen olmak zorunda kalma. Onun için kim neyin karşısında dikleniyorsa onun karşısında eğilmek zorunda kalır. Bugün paranın karşısında eğilmek, yani bir patronun, bir işin ya da parasal herhangi bir konunun karşısında bir borç almak ya da işte bir kişinin karşısında bu alanda eğilmek zorunda kalanlar maddeye ve paraya diklenenlerdir. Bakın ne kadar önemli bir şey bu. Altını çiziyoruz. Maddeye ve paraya diklenenler. Evet. Burayı fark ettiğinde burayı iyileştirebilir insan. Ve bu sefer Parayla da, maddeyle de, dünyayla da barışabilir. Onun için birçok zaman şunu diyorum. Ee, işte eğer erkekler, dinleyenler varsa, e, parayla ilgili aranızı iyileştirmek için dişiyle aranızı iyileştirin. Annen varsa annenin helalliğini al. Kız kardeşin varsa kız kardeşinin. Karın varsa karının. Kızın varsa kızın. Git onlarla helalleş ve onlara ak. Çünkü maddeye dişiye kadına akmak demek, paranın sana akması demek. Bir kadınsa dişiliğine kadınlığına ve kadına ak ve izin ver. Evet. Sana işte yine ilahi yasaların tabi bu da bir bilgisini açıyoruz. Sana gelsin para aksın. Ama iş para kazanmak değil, parayla dünyayla barışmak ihtiyacın olan gelsin ne ihtiyacın varsa gelir verilir. Çünkü her birimizin istediği, talep ettiği her şey verilmek üzere bir sistem var. Sistem bize zulmetmek üzere değil. Burada bazı kişiler şöyle zannediyor. Bak gördün mü işte Allah bize ceza verdi. Günah işledik şöyle. Hayır böyle değil. Yasalar var. Yani yer çekimi var. Bir apartmanın tepesine çıktın, atladın. Allah bize ceza verdi. Bak düştük ayağımızı kırdık demezsin. Dersin ki Burada bir yasa var. Evet. Ben kendimi bıraktığımda yer bana çarptı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Yani e, bütün ilahi yasaları biz bu şekilde görebiliyorsak işte bazen sevgi yasasını bazen sebep sonuç yasalarını tekamül yasalarını doğru bir şekilde gördüğümüze bir bakıyoruz ki aslında her şey o kadar kolaylaşıyor ki. Yani o zaman diyor şimdi birlikte okuyalım. Hayatı okuyalım. Hayatın matematiğini okuyalım. Hayatın içindeki semboller, yaşadıkların olaylar, sözler, rüyalar her bir tanesi aslında bir sembol kitaplığı. Ve sen burada bunları gördükçe bir bakıyorsun ki önce bunlar çok dışarıda gibi. Ama öyle değil. Her bir şey, her an senin yansıman. Yani hiçbir şey tesadüf değil ve sadece sipariş. <laughs> ve siparişlerinle buluşuyorsun. Ama bu siparişleri gel görelim nerelerde yaptık. Evet, ne zaman seçtin? Evet. Niye seçti mi? Böyle Şimdi e, bir sürü atölyelerimiz, bir evet. sürü kamplarımıza var. Bunları inşallah şimdi Mayıs ayında da var. Değil evet, mi hocam? Evet. Frankfurt'tayız. 1 5 Mayıs'ta Almanya'ya geliyoruz. Frankfurt'a selam olsun Almanya. Evet. Kaçırmayın tabii, hocam. İşte <laughs> çeşitli ülkelerde böyle kamplarımız Bunlar var. Bunlar tabii istek üzerine oluyor zaten, tabii, tabii, değil mi hocam? Tabii Tabii davetlerle üzerine. gidiyoruz. Evet. İşte e, kim birçok Instagram ve YouTube şeylerine de yayınlıyoruz böyle küçük böyle noktalar ama hani birçoğu şunu diyor yani yaşadıklarımızı anlatamıyoruz ki diyor. Evet. Yani şimdi oradaki o ince alemin tadının lezzetini burada hani dünyanın kelamı yetmiyor diyorlar. Evet. Adım adım tabii o yani yeter ki bir kişi talep etsin. Bir anda önüne güzellikler seriliyor. Ve her birimizde çok enteresan o kadar mükemmel bir yaratılış sırrı var ki talep edenin talebiyle buluşabileceği bir yol var. Fakat emin olun İnsanlarımızın çok büyük bir kısmı hayatında güzellik değil. Hayatında şifa, neşe, sevgi değil. ızdırap, acı, şikayet ve suçlama istiyorlar. Bu sebeple ifadeleri böyle. Dervişin fikri neyse zikri de budur. Değil mi? Yani içeride olan suçlama, kendilerini suçladıkları alanlar, dışarıda da suçladıkları bir sürü alanlara yol açıyor. Şimdi burada ...her birimize çok önemli bir... yine ...altını çizeceğimiz bir şey aktaralım. Nedir hocam? Diyelim ki herhangi bir ülkenin bir yöneticisi... Tamam. ...apartman yöneticinin... ...herhangi bir yerdeki bir insan... ...olumsuz şeyler yap yapıyor olabilir. Suçlamayı bırak. Ne, ne yani şimdi adama... ...bitiyor. Ha, tespit yap. Hmm. Durumu tespit et. Ama sorgulama demiyoruz değil mi? Suçlamayı... Tam tersine. Tamam. Tespit etmenin içinde... ...gözlem var. Analiz var. Tespit et bir teşhis koy. Yani durumun e, analizini yapıp bilgisini al ve buna göre şimdi bir muhakeme yap. Ve bu muhakemeye göre bir karar ver. Bazen o bir seçimde olur. Diyelim ki apartman seçimindesindir. Yani o yöneticiyi seçmeyebilirsin. Ama sen eğer suçlama haline girersen hayatında suçlayacağın alanlar çoğaldığı gibi en sonunda da suçlanırsın. Şimdi bakın Yine bir yasayı açtık. Evet. Şimdi bu şu demek değil. Diyelim ki yine bir yöneticiniz var, belediye başkanınızdır ya da herhangi bir yerde Herhalde. bir şeydir yani bir kişidir. Onun durumunu gördünüz, ona kızgınlık ve öfke yolladıkça onun negatifini beslersin. Daha da güçlendiriyorsun. Evet. Şimdi diyelim ki bir belediye başkanınız var ve diyorsunuz ki yani bu kişiyi tespit ettim ve olumsuz bazı özellikleri ve negatif tarafları var teşhisi koyduk. Yani bu görevinde suistimaller yapıyor. Evet. Ve muhakeme ile evet bu da benim alacağım ve öğreneceğim de şu. Çünkü benim de hayatımda yaptığım şunlar vardı. Ama şimdi bir karar veriyorum. Ben şöyle şöyle bir yöneticim olsun. Şöyle bir belediye başkanım olsun. Şöyle işte bir yerde bir e, idarecim olsun. Kendi hayatımda da bunları iyileştirerek Oraya kızgınlıkla, öfkele değil ve o ana kadar da o olumsuz davranışların hak edeni ben olduğumu görerek kucakladığım anda o yönetici gidiyor. Bakın. Şimdi bu sefer başka bir e, yasayı kullandık. Evet. Yani bu geçmişteki olumsuz yaşadığınız bir konu bir kişi ya da bir yönetici olabilir. olabilir. Orayı size faydasını görüp kucakladığınız an yolluyorsunuz onu. Şimdi... Ne Çünkü kadar? onun görevi bitmiş oluyor o zaman. Onun görevi sana bunu göstermek. Evet. Ama sen görmedikçe o yönetici yani sen ona kızdıkça öfkelen, öfkelen, öfkelendikçe evet. e, sen zaten bunu göstermek istiyorum sana. Sen daha anlayamamışsın. Biraz daha göstereceğim. Bir bakıyorsun ki. Veya bir sonraki gelen evet, de aynı şeyi yapacak. Apartman yöneticin işte diyelim ki evet. bilmem kaç dönem aynı. aynı. E, sen şimdi bunun sana faydasını gör. Diyelim ki e, o kişi aşırı ateist bir kişi. Hı hı. İşte tamamen ...materyalist ve maddeci olarak bir konuyu değerlendiriyor... ...ve sana kendi içinde maddeci taraflarını gösteren bir yönetici. Hmm. Bu taraflarını görene kadar görev yapıyor. Ya da aşırı bir yobaz kişi... ...aşırı katı sert ya da kaba bir kişi... İçimizde ne oluyor o zaman? Bu sefer senin kendi içindeki inanç kalıpların... ...senin kendi içindeki putları sana gösteriyor. Hmm. Ve sen eğer o aşırı e, düşünce kalıplarını düşüncelerinden oluşturduğun illa bu böyledir zanlarını kendi hayatına ve varlığına değer vermeyen tarafları gösterebilmek için sana değersizliğini gösteriyor bakın şimdi bu da, ah ne kadar güzel ya ben kendime nasıl davrandığımı şimdi bu lider bu belediye başkanı bana gösterdi Allah razı olsun ondan peki ben şimdi gördüm bununla devam edeyim mi ben şimdi teşekkürüm yaptım vazifeni de yaptın teşekkür ediyorum şimdi Yeni'ye kendim açıyorum. Şimdi bu yapıldığı anda işte artık o belediye başkanı görevini yapmıştır. O apartman yöneticisi artık sana vereceği bir şey kalmadığı için gider. Verecek bir şey varsa görevine devam eder. Ki bu bütünün olursa yani çoğunluğun olursa böyle evet. bir talep daha evet. da evet. etkili Onun olur Onun için Her birimiz yaşadığımız evet. ülkelerde hak ettiğimiz yöneticilerle yönetiliriz. Buna şimdi birçok kişi itiraz ediyor. Aman olur mu bizim seçtik şunu ha, apartman yönetimi. Evet. Evet. An be anda seçmeye devam ediyorsun. Eğer işte oradaki dini kalıpları ya da oradaki o e, inkarcı kalıpları her ikisi de aynı şey aslında. Yani bugün e, bir şeyin sorgusuz inananı da işte kendince sorgulayıp da inançsızlaşan bir kişi sistem içinde aynı. Birisi eksi beş, bir artı beş. İkisi de nötr değil. Oysa ki her iki kavramda yani dinde, maneviyatta, işte bilimde, bütün oradaki sorgulama sistemlerimiz de bize hizmet etmek için. Tabii ki soracağız, sorgulayacağız, akledebilmek için her türlü soruyu soracağız. İcap ederse de kendi inançlarımızı sorgulamadan geçireceğiz. Ama burada dahi yine bir tespit ve yorumsuz olarak yani herhangi bir şekilde e, bir yan bir taraf olarak yaptığımız sürece zaten bir şeyci oluruz. Evet. Bugün e, ülkemizin belki de e, yani dünyada bu çok daha fazla ama ülkemizde de sürekli birileri bir şeyci. Sen bir şeyciysen merkezde olamazsın, merkezinde olamazsın. Bir şeyci olduğun müddetçe sürekli çemberin dış halkasındasındır ve merkeze uzaklaşırsın. Oysa ki bizim evliyalarımız. Bizim Anadolu'nun erenleri bizlere kendi merkezimizi olmayı hatırlatır. İnsanın kendinde olmasını hatırlatır. Kendini bilmeyi hatırlatır binlerce yıl filozoflarımız tapınaklardaki evet. her yerdeki yazı kendini bil. Gidiyorsun Delf Mabetine, gidiyorsun. Işte Mısır'dan yok bilmem Yunan'a her yerde bu var. En kadim uygarlıklarda biz kendimizi tanıyabilmek için birbirimizi tanırız. Biz kendimizi tanıyabilmek için birbirimize sohbetler yapar muhabbetler yapar, okumalar yaparız. Birbirimizi okudukça kendimizi okumayı öğreniriz. Onun için önce oku deriz, oku deriz, oku deriz. Neyi okuyacağız? Kitap mı okuyacağız? Evet, o kitap da okuyalım. İnsanın, insanın aynası da evet, buradan geliyor, evet. değil mi? Ama o kitapları kendimizi okumayı öğrenmek için okuyacağız. Kendimize faydalıyı seçebilmeyi öğrenmek için okuyacağız. Hayatın matematiğini bilebilmek için okuyacağız. Hayatımızı evet gördük, seyrettik, güzel şeyler de başarıyoruz ama anlamını anlamak için, anlamlandırabilmek için hayatımızı okuyacağız. İşte bunları yapabilenler bir bakıyorsunuz ki işte adım adım o sürünün içinden ayrılmaya başlamışlar. Ama sürünün içinden ayrılmak öyle tabii ki çok kolay bir şey değil. Bir sürü korkutmalar çünkü orada e, o bariyerler hak etmeyen bir kişi ayrılmasın diyedir. Yani henüz ehliyeti olmayan bir kişinin otobüse seyahat ediyor olması lazımdır. Evet. Onların belli bir anlayış, inanç ya da kalıplar içerisinde bir yerden bir yere belli rehberlerle gitmesi gerekir. Bu bir ihtiyaçtır. Onun için dünyanın dört bir tarafında bir sürü ümmetler vardır. İstenseydi bütün ümmetler bir kılınırdı. Ama bir değil. Bugün bir bakıyorsunuz ki işte bilmem kaç milyar Hristiyan, kaç milyar işte Budist, Hinduiz, kaç milyar Müslüman, işte bilmem ne kadar işte inanmayan ya da küçük küçük bir sürü etnik gruplar, bunların her bir tanesine ihtiyaç var ve onların her birinin içerisinde yine de bir maneviyat, yine de bir gelişim, bir tekamül ve onların her birinin içinde onlara fayda verecek, onları bulunduğu yerden bir adım daha yukarıya ve ileriye götürecek, taşıyacak bir vazifeli, bir yardımcı her zaman mevcuttur. İnşallah. Son olarak e, şu, bu seçimi neye göre yapıyoruz? Ailedeki büyüklerimizle, ilişkilerimizle bu seçimde etkili oluyor mu hocam? Tabii. Şimdi öncelikle tabii şöyle bakalım. Annemiz bizim dişi, madde evet. ve dünya ile ilgili tarafımız ve bizi besleyen sütüyle, belki anne karnındaki enerjisiyle besleyen maddenin, dünyanın Vatanın enerjisidir. Eğer bir kişi annesiyle bir tartışma, annesiyle ilgili bir kavga ya da bir sorunu varsa, vatan toprağı ile ilgili sorun yaşayacaktır. Maddeyle ve parayla ilgili sorun yaşayacaktır. Eğer bir kişinin babayla ilgili sorunu varsa, hele baba otorite olup da onunla işte diyeceğim ki bir sürü çatışmalar yaşadıysa, öncelikle devletiyle Gittiği yerlerde otorite ile ilgili sorun yaşayacaktır ve zaman problemi olacaktır. Bir şeye başlayamakta korkular olacaktır, bir şeyi bitiremeyecektir, bir yere yetişemeyecektir. Bakın, neden? Babayla çalışmak. Babayla ilgili çalışmak. Erteleme de buna dahil evet. mi? Evet, ertelemek ha. ve başlayamamak. Şimdi bunların her bir tanesi. Şimdi şöyle diyecek bazı kişilerde, ya benim babamla aram o kadar iyi ki ben babama aşığım. Bu da bir sorun diyorum. Ne demek yani? Sen şimdi babandan yeni eşe gelemedin. Bak bu eski ruhsal planında takılmak da helalleşememek. Evet. Ama aynı zamanda annenden dolayı babana işte kızıp öfkelenip onu suçlayıp yargılamak da bir sorun. Onun için nerede mesela ülkeye, devletimize karşı asi ya da isyancı davranışlar varsa bileceğiz ki orada. Anneler erkek ve babalara karşı oğullarının çocuklarını kışkırtmıştır. Onun için oradaki anneanneleri böyle eğiteceğiz. Çocukları anne ve babayla helalleşmiş çocuklar olarak nasıl yetiştirebiliriz? Hı -hı. Yani hem maddenin otoritesi hem ruhun otoritesinin içinde güzel aile kavramlarımızı kurmadığımız ölçüde e, birçok yerde işte asi isyan enerjiler evet. olacak. Bu şu demek değil. Hani... Tamam da bir kişi yanlış ve eksik bir şey yapıyor. Tespit etmeyelim demek değil. Yanlışı da doğruya tespit etmek ve ayırt etmek durumundayız. Tabii ki e, herhangi bir yerde ihtiyacı olan varsa ona yardım etmek de durumundayız. Ama bu hiçbir zaman bir kavga, bir savaş ya da olumsuz bir enerjiyle değil, aklederek bunları nasıl yaparız ve doğduğun vatana, geldiğin devlete sahip çıkarak ve bunların da enerjilerinden faydalanarak devlet dediğimiz nedir milletin ta kendisidir Hayır. devleti oluşturan biziz yani tek başına biz olmayalım devlet olur mu olmaz o zaman şimdi hangimiz Neyi e, oturup da paylaşamıyoruz e bu vatan geldiğimiz yer annemiz ya annemizi ne kadar inkar edebiliriz ya onun karnından doğduk bu topraktan doğduk her birimiz bu topraktan beslendik. Öyleyse bu toprağa, bu vatan'a sahip çıkmak durumundayız. Peki bunu yapamıyorsak ne oluyor? İşte bir bakıyorsunuz ki parayla ilgili, madde ile ilgili, dünya ile ilgili, hayat ilgili bedenli birçok sağlık sorunları meydana geliyor. Onun için her birimizin anne ile helalleşmek ki bu konuda atölye çalışmalarımız var. var. Baba ile helalleşmek bakın. Bazıları da diyor ki, hani affedelim, haşa. Sen kimsin ki babanı affediyorsun? Yani bu bir e, kibirdir. Bizim hiçbir insanı affetmek gibi bir e, Allah korusun böyle bir kibirden. Biz af dileyebiliriz yaradanımızdan. Kendimizi affedebiliriz. Hı hı. Çünkü görevlendirdiğimiz insanlar bize karşı bir görev, bir vazife yaptıklarında sadece onlarla yaptıkları davranışın bize olan faydasını görüp Helallik dileyebiliriz. Yani bu tabii ki biraz derin bir şeydir. Ancak bizim hani derin atölyelerimizin konuşumlu. Anne Annede ilerleşme ben almıştım. Hocam hediye etmişti sağ olsun. O yüzden biliyorum. Evet. Ki orada mesela şunu görüyorsun. Ah gerçekten yani bak. Annemin bu kadar özellikleri bilmem nelerim. Bana neler vermiş. Ama o verdiği karşısında da minnetten de sakınıyorsun. Çünkü her alışverişin içerisinde bir tamamlanma var. Evet. Yani ne alan... Aldığı için eksik ve aşağıda ne veren yukarıda ben sana verdim. Bu her türlü yardımlaşmada, her türlü bir paylaşım için de geçerli. Yani istiyorsa bir kişi götürsün yüz milyarlarca bir rakamı yardım etsin. Kendisi için yaptı. Ya ne demek olur mu? Bak bu kadar insana zaten o insanlara gidecek olan yardıma sadece aracı olabiliriz. Bakın. Yani biz veremeyiz. Biz aracı olabiliriz. Aracılığın hakkını yapan olmak o zaman kıymetli. Şimdi felsefe değişti. Evet. Öyleyse güzel yardımların içinde aracı olalım. Bir eli yıkayan el olalım. O el yıkanırken biz de yıkanalım ve temizlenen olalım. Bakın şimdi durum ne kadar güzelleşti. Onun için fayda rehberi fayda olalım. Evet. evet. Birbirimize fayda verelim. Fayda verelim ki vermek zannettiğimiz şeyin almak olduğunu görüp gerçekten fayda da alalım. Şimdi bütün bu söylediklerin hocamızın da şöyle bir ödevimiz olsun mu sevgili dostlar? Hocamızın anlattıkları hangi coğrafyada nasıl yaşanıyor? Topluluklar, toplumlar nasıl yaşıyor? Nereler huzur ve mutluluğu daha ön plana çıkan bir şekilde yaşıyor? Hangi bölgelerin yönetimle araları, ilişkileri nasıl? Bütün bunları şöyle şimdi gözden geçirmek ödevimiz olsun. Belki o zaman çok daha net anlayacağız. Hocam gönlünüze yüreğinize çok sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok faydalı bir sohbet olduğunu her zamanki bütün kalbine inanıyorum. Frankfurt'a belki gelemeyiz ama diğer e, etkiliklerimizi. Mayıs'ta da 27 Mayıs 1 Haziran arası belki Türkiye'de olacak bir tane. Onda Takin buluşalım. Takip ediyor olacağız evet. inşallah. Şöyle e, o kamptaki tat ve lezzetleri çok. ondan sonra e, kendi içinden gönlünden aktar. Yaşayan Evet, olarak. Yaşayarak çok daha başka oluyor. Gerçekten çok daha e, hazmetmiş Olarak insan sunuyor daha da güzel oluyor hepinizle buluşalım buluştuklarımız var zaten inşallah çok teşekkürler çok hocam sağ olun. İyi ki varsınız çok kıymetlisiniz Şükürlerim. izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz kıymetli vaktinizi bizimle paylaştığınız için efendim görüşlerinizi bekliyoruz görüşmek dileğiyle.